Size bugün güzel bir konudan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bir süredir üniversite tercihleriyle ilgili öğrencilere yönelik olmak üzere onların gönüllü rehberlik hizmeti alabilmelerini sağlayacak bir mobil uygulama üzerine sürekli olarak anlatımda bulunuyoruz. Gerek yerel basında, gerek ulusal basında, gerekse konseyimizin tüm web sayfaları ve sosyal medya ağı üzerinde bu konudan yoğunlukla bahsettik. Ancak bahsettiğimiz bu bağlantı neyi içeriyor? Bu mobil uygulamadan nasıl faydalanabilirsiniz? Özellikle genç arkadaşlarımız nasıl faydalanabilir? Şu anda bizi canlı yayında izleyen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, değerli İzmirlilere ya da Türkiye'nin belli yerlerinde bizi seyretmekte olan herkes için söylüyorum. Bu bağlantıdan yararlanabilecek kişilere şu andaki yayınımızı ulaştırmanızda fayda var. Çünkü gönüllü rehberlik konusunda üniversite tercihinde bulunacak olan öğrencilerimize çok büyük yarar sağlayacağına inandığımız bir uygulama geliştirdik. İzmir Kent Konseyi'nin ARGE çalışma grubu çok güzel bir çalışmayla, çok güzel bir teknik çalışmayla ve ekibiyle birlikte ARGE çalışma grubu bünyesindeki Voltürk Teknoloji ekibinin geliştirdiği ve şu anda hizmete sunduğumuz Ardunya mobil uygulamasıyla üniversite tercihi sırasında öğrencilerimize yönelik olmak üzere bir uygulama sonucunda tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Hatta tercihlerini daha kolay gerçekleştirmelerini sağlayacak bir uygulama. Tabii bundan yararlanmalarını istediğimiz için öğrencilerimizin biz de bunu doğrudan size sözel olarak anlatmak istedik. Şu ana kadar yazılı olarak hem ulusal ve yerel basında takip etmiş olabilirsiniz. Ama bundan sonraki süreçte biz istiyoruz ki tüm öğrenci arkadaşlarımız bundan yararlansınlar. Aslında sadece üniversite tercihi için değil, meslek tercihlerinde bile bu uygulamadan yararlanabileceksiniz. Genç arkadaşlarımızın en zorlukla yaşadığı süreçlerden bir tanesi hem üniversite hem de meslek tercihlerinin gerçekleşmesi konusu. O yüzden onların bu süreçte kolaylık sağlamak bakımından tercihlerine yardımcı olacak bu mobil uygulamayı şimdi ARGE Çalışma Grubu Başkanımız Kemal Özdemir'le beraber değerlendireceğiz. Hem burada uygulamayı canlı olarak deneyimleyeceğiz hem de size sözel olarak anlatacağız. Öncelikle ben ARGE Çalışma Grubu Başkanım Kemal Özdemir'e hoş geldin diyorum. Bize Ardunya'yı anlatacaksın. Burada beraber deneyimleyeceğiz Ardunya'yı. Ardunya neyi içeriyor? Özellikle bu üniversite gönüllü rehberler projesi hakkında biraz da bilgi alalım senden. Neden böyle bir uygulama yapmayı düşündünüz? Neden böyle bir uygulamayı hayata geçirmek istediniz? Üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu gönüllü rehberler projesi neyi içeriyor? Hem önce onu alalım, daha sonra uygulamanın nasıl çalıştığına bakalım, deneyimleyelim. Çağrıcığım, ben aslında bu projenin ilk başta nereden çıktığı üzerine gitmek istiyorum. Geçen sene ilk aklımıza geldi bu proje. Ne zaman üniversite tercih dönemleri başladığı zaman benim de ekimdeki diğer arkadaşlarım da telefonları susmuyor. Sürekli arıyorlar, işte oğlum elektrik elektronik mühendisliğine gitmek istiyor, önerir misin? Ege Üniversitesi mi olsun, 9 Eylül mi olsun? Bakıyorum diğer arkadaşlarım sürekli telefonları açıyorlar. Biz de olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü üniversite tercihi ya da meslek tercihi ciddi anlamda hayatımıza verdiğimiz belki en önemli kararlardan bir tanesi. Ne yaparız derken sürekli arka planda biz bunları düşünüyorduk. Derken bu tercih dönemi geçtikten sonra aklımıza güzel bir proje geldi. Biz dedik acaba sanal ortamda üniversite tercihi yapacak olan öğrenci arkadaşlarımızla o üniversitede okuyan öğrenciler ya da mezun olmuş, işe başlamış arkadaşlarımızı bir araya getirebilir miyiz? Bir araya getirip bu aralarında doğru bir şekilde konuşma ortamını sağlayabilir miyizden çıktı proje. Evet. Daha sonra bunu teknik tarafında nasıl yapabilir, fizibilite taraflarını araştırdık birazcık. İnternet bağlantısı, herkes nasıl ulaşabilir noktasında. Dedik ki herkese ulaşabilmek için, kolay da olması için mobil uygulama, mobil tabanlı olması gerekiyor. Çünkü herkesin elinde mobil cihazları var. Oradan başlayarak sonunda Ardunya uygulamasını bitirdik ve yayına aldık. Çok kısa bir konuyu da dile getirmek istiyorum. ARGE çalışma grubumuz bugüne kadar hakikaten çok güzel uygulamalar gerçekleştirdi Kemal Özdemir başkanlığında. Elektromobil projesiyle elektrikli araç üretimi gerçekleştirdiler ki Kocaeli'de bir Formula G1 yarışına katıldı bu araç. Daha sonra burada sergiledik. Onun dışında şu anda bünyesinde oluşturduğu Voltürk Teknoloji ekibiyle beraber yola çıkarak bu genç arkadaşlarımız hala üretmeye devam ediyorlar.
3 boyutlu yazıcılardan tutun sanal gerçeklik gözlüklerine kadar çeşitli uygulamaları gerçekleştiriyorlar. Onlar bizim medarı iftarımız. İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzda bu konuda gerekli desteği vermek üzere genç arkadaşlarımıza sürekli olarak destek oluyor. Şimdi senden Ardunya ile ilgili hem bilgi alalım. Üniversite öğrencilerimiz nasıl bundan faydalanacak? Onunla ilgili de senden bilgi almış olalım. Kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesi için herhangi bir mobil cihaz üzerinden, bu tablet de olabilir, telefon da olabilir. Android ve iOS işletim sistemlerinde şu anda var. Evet. Ardunya mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyorlar. App Store'da ve Google Play'de var. Uygulamaya tıkladıkları zaman karşılarında Ardunya ekranına karşılaşıyorlar ve program görüntü tanılama üzerine geliştirmiş bir program. Evet. Program çalıştığı zaman direkt cihazın kamerasıyla dışarıyı görmeye devam ediyorsunuz. Bu herhangi bir tanımlı görüntü gördüğünde üzerine o tanımlı görüntüyle alakalı belli içerikler oluşturuyor. Evet. Şimdi bizim de özel targıtlara ihtiyacımız var. Normalde kullandığımız şöyle QR koda benzeyen özel kod tanımları var. Fakat bu kodların herkeste olamayacağı için ve bu uygulamanın birçok Türkiye çapında birçok kişiye ulaşabilmesi için biz herkesin elinde olabilen bir target kullanalım istedik. O da aklımıza düşündüğümüzde kağıt Türk liraları geldi. Evet. Şu anda 5, 10, 20, 50, 200 liralar target olarak kullanabilmekteyiz. Şöyle çalışıyor. Cihazımızın arka tarafına paramızı gösteriyoruz. Paramızı gösterdiğimiz anda dıdıt diye bir ifade aldığımız zaman direkt parayı algılayıp üzerine ekranı çıkartıyor. Artık parayı bir daha göstermemize gerek kalmıyor çünkü o verilerin çekmiş bulunmakta. Açılış ekranlarında böyle bir ekranları var. Üniversite tercih ile alakalı uzman kişiler burada canlı ya da daha önceden çekmiş olduğu videoları paylaşıp bilgi alabiliyorlar. Üst tarafta destekleyen kurumlar var. Alt tarafta da asıl projenin database'ine bağlandığı bir butonumuz var burada. Şimdi ben videonun sesini kısacağım iki taraflı da rahatsız etmesin diye. Üniversiteler ile üniversite meslek tercihi hakkında fikir alışverişinde bulunmak için tıklayın dediğimiz bir buton var. Ona tıkladığımız zaman tüm üniversite öğrencilerinin, tercih yapacak arkadaşların bağlanabilecekleri bir platformun girişini atıyor. Buraya ister Facebook'ta da login olabilirsiniz ama ben hiçbir şekilde ismimi vermek istemiyorum, bu tür şeylerden rahatsızlık olurum derseniz direkt misafir bölümüne tıklayarak herhangi bir anonim isimle sohbete giriş yapma imkanına sahipsiniz. Üye olmadan da giriş yapabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir isim atabilirsiniz. Ben buraya şu anda Adnan diye farazi bir isim yollayacağım. Tamam dediğimizde sistem bakıyor içeride Adnan isminde başka bir kullanıcı yoksa, herhangi bir problem yaşamazsa eğer, beni direkt sohbet alanının ana serverına atıyor. Burada girenleri, çıkanları, genel soru soranları vesaire görebiliyoruz. Fakat asıl işin döndüğü kısım burası değil. Aşağı tarafta ışık yanmış olarak bir mesaj butonu geldi. Buna tıkladığımızda sistem bize ilk giriş yaptığımızda otomatik olarak bir mesaj atıyor. Hoş geldiniz. İşte soru soracağınız kişilerin doğru kişiler olduğundan emin olabilmek için şöyle bir sıralama gerçekleştirdik. Eğer soru sormak istediğiniz kişiler o alanda uzmanlarsa ya da bizden onay aldılarsa, onların giriş şekli bölümünün adı nokta rumuzu ve aynı zamanda biz onları VIP olarak işaretlediğimizde yan taraflarında artı işaretiyle gözüküyor. Onlar güvenilir kişiler. Hani herkes cevap vermesin, doğru kişiler cevap verebilsin diye böyle de bir güvenlik ekipmanı, güvenlik geliştirdik ve bunu her giren kişiye direkt olarak gönderiyoruz. Şimdi ben şuradan yukarıdan odalar kısmına tıkladığım zaman kayıtlı olan üniversitelerin burada listesi çıkıyor. Mesela örnek olarak Ege Üniversitesi içerisine girelim. Ege Üniversitesi'ne girdiğim zaman sol tarafta Ege Üniversitesi ile alakalı yapılan konuşmalar, sorular, işte sormuşlar genel olarak genel taraflarıyla alakalı, çevresi nasıldır, büyük müdür, küçük müdür, ulaşım nasıl sağlarım gibi genel sorular var. Fakat genelde birçok kullanıcı özel direkt mesaj atmak istiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman sağ tarafta Ege Üniversitesi'nde online olarak 5 tane kullanıcının gördüğünü görüyoruz. Bir tanesi Ardunya sistem olarak. Yukarıda Makmü-Hasan ve yan tarafında artı işareti var. Bu demek oluyor ki sistemden makine mühendisi Hasan giriş yapmış ve bizden onay almış. Yani burada benim soru sormak istediğim kişi Makmü-Hasan, yan tarafında artı var. Diğer arkadaşlarsa benim gibi, zaten Adnan benim. Burada 1-2-3 Naz ve Mücahit isimli arkadaşlarımsa burada bizim gibi soru sormak için gelen, tercih yapmak isteyen arkadaşlar. Şimdi ben Makmü Hasan'a soru sormak istediğimde üzerine tıklıyorum. Burada bilgi, özel sohbet ve işte arkadaş listesine ekle gibi seçenekler var. Özel sohbete tıklıyorum bu kısmından ve benim Makmü Hasan'la özel olarak mesajlaşabileceğim ekstra bir bölüm açılıyor. Buradan ona herhangi bir sorumu sorabilirim. Önce merhabayla başlarım mesela. Daha sonra ona şu anda şeyi bilmiyorum, öğrenci mi yoksa değil mi, o konuda bilgim yok. Öğrenci olup olmadığını sorabilirim.
Mesela Hasan da şu anda anlık online olduğundan dolayı bana merhaba diye cevap verdi. Makine mühendisliği ile alakalı ya da şu anda Ege Üniversitesi sunucusunda olduğum için Ege Üniversitesi ile alakalı özel sorularımı buradan Hasan'a iletebiliyorum. Evet. İşte o görüyor, oradan cevap veriyor tekrardan. Anlık olarak konuşmalar devam etmekte. Evet. Ve şöyle bir şey de var. Ben şimdi Hasan'la cevap verdi aynı zamanda bana. Yani sistemde online olduğu zaman süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet, öğrenciyim gibi cevap vermiş. Buradan devam edebiliyor. Şöyle de bir artısı var. Geriye çıktığım zaman tekrar ana ekrana döneyim ya tekrardan para tarafından gideyim. İkinci defa tıklayıp sisteme bağlanmak istedikleri zaman tekrardan kullanıcı vesaire girmesine gerek kalmıyor. Otomatik olarak bağlanabiliyorlar. Bu da sürecin hızlı bir şekilde işlemesine olanak sağlamak. Bir kere girmeleri yeterli oluyor. Evet, evet. Bir kere girmeleri yeterli. Bir etkileşim ağı sağlıyor. Yani burada bir sosyal ağ sağlıyoruz değil mi? Yani tabii ki burada üniversite öğrencilerine yönelik olmak üzere böyle bir imkan tanıyoruz. Ama meslek tercihinde bulunacak olan kişilere de yine aynı şekilde destek olabilen bir uygulama değil mi? Tabii ki. Aslında üniversite tercihi bir nevi meslek tercihi anlamına da geliyor. Sonuçta seçmediğiniz üniversitedeki bölüm üzerine soruyorlar genelde. İşte Ege Üniversitesi'ni tercih etmeliyimden çok önce makine mühendisliği mi, elektrik elektronik mühendisliği mi soruları geliyor. Evet. Daha sonra ona karar verdikten sonra Ege olmasın, 950 mi olsun örnek olarak görüyorum. Mesela sonra üniversite tercih etme aşamasında sorular geliyor. Yani aynı zamanda hem üniversite hem de mesleki anlamda arkadaşlarımıza yardımcı olan bir database, server. Harika. Peki şimdi ben şunu da sorayım. Gönüllü rehber olacak. Yani üniversite tercihinde rehberlik yapmak isteyen, gönüllü rehber olmak isteyen kişilere de açık mı bu uygulama? Tabii. Rehber olmak isteyen arkadaşlarımız da açık. Onlara zaten ekstra bir bilgilendirme var. Giriş ekranında da okuyabilirler. İçeri girdikten sonra da zaten sistem otomatik olarak doğru formatta girildiği zaman siz gönüllü olarak mı giriş yaptınız diye soru veriyor. Daha sonra onlar geri cevap verdiklerinde onları ufak bir güvenlik taramasından geçirdikten sonra VIP yetkisini veriyor. Yetkiyi aldıktan sonra onlar da gönüllü olarak rehberlik yapmaya başlayabiliyorlar. Çok iyi. Peki bu uygulamaya nasıl erişecek üniversite öğrencileri ya da gönüllü rehberler nasıl ulaşabilirler? Google Play'den ve App Store'dan Arduino adında aratma yaparak Arduino uygulamasını indirip oradan kağıt paramızı göstererek biraz önce yaptığımız gibi buraya ulaşabilirler. Çok güzel, gerçekten tebrik ediyorum. Arge ekibimizi tebrik ediyorum. Oltürk Teknoloji ekibimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok yararlı bir çalışma oldu. Biz tabii bundan sonra bu teknolojik sürece devam etmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Dijital dünya artık yavaş yavaş hayatımıza girmiş. Hatta hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş. Ve dijital dünyaya ayak uyduramayan yapılar, kurumlar, ülkeler, şehirler artık mümkün olduğu kadar geri planda kalıyor. Biz hem dijital dünyaya adapte olacak hem de bir yandan yerel niteliklerini koruyan, yerel özelliklerini koruyan kentlerin de önemli olduğuna inanıyoruz. Hem gelenekselin çok önemli olduğuna hem de gelecek dünyanın yetişmişliğine, gelişmişliğine çok uygun bir şekilde hareket etmeyi planlıyoruz. İzmir Kent Konseyi her zaman özellikle genç arkadaşlarımızı bu yönde kendi teknolojisini üretmek isteyen genç arkadaşlarımızı her zaman desteklemeye devam edecek. Benim arzum tabii ARGE çalışma grubumuzda Kemal ve ekip arkadaşlarının olduğu gibi yeni genç arkadaşlarımızın da Kent Konseyi bünyesinde bu tür çalışmalara katılabilmelerini sağlamak. Biz tamamen özgür bir şekilde çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediye'mizin, meslek odalarımızın, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, kamu kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin katılımıyla sağlıyoruz. O nedenle bakın burada çok önemli bir şey var. Gönüllülükle hazırlanmış ve gönüllü olarak bize katılmış olan bu arkadaşlarımız ARGE konusunda Kent Konseyimizi gerçekten çok güzel bir noktaya taşıdılar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizi tebrik ediyoruz. Bu başarılı arkadaşlarımızın bu kentte de değerlendirilmesi, bu cevherlerin bu kentte kalmasının sağlanacağı konusunda da tüm yerel kurumları ve kanaat önderlerimizi de bu arkadaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Ayrıca İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulumuza da bu arkadaşlarımızın yolunu açmak için çok destekleyici oldukları için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ben tabii Kemal'e artık son kez soracağım, Arduino ile ilgili anlatmak istedikleri başka bir şey var mı? Yoksa ondan sonra da yayını sonlandıracağız. Biz ARGE çalışma grubu olarak İzmir'in, hatta Türkiye'nin, hatta dünyada gördüğümüz aksaklıkları nasıl teknolojik ve güzel yönde çözebiliriz de uğraşıyoruz.
O yüzden Çağrı Hocam'ın yaptığı çağrı gibi ben de bu konuda gönüllü olarak faaliyet göstermek isteyen tüm arkadaşların İzmir Kent Konseyi bünyesinde bir araya gelerek faaliyetlerimizi yapmaya çağırıyorum. Çünkü birlikte çok daha güçlüyüz. Şimdi Arduino uygulaması tercih döneminde kullanılacak bir uygulama. Fakat gelecek aşamalar, tercih dönemi geçtikten sonra da bununla alakalı güzel planlarımız var. Çünkü görüntü tabanlı güzel bir çalışma geliştirdik. Fakat bunları şu anda sürpriz olsun, zaman içerisinde yavaş yavaş yine haberlerini de bu şekilde İzmir Kent Konseyi üzerinden veririz. Sizlere ulaştırmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, sizlerden ricam, bu uygulamadan yararlanabileceğine inandığınız, ailenizde ve çevrenizde yer alan, üniversite tercihinde bulunacak, meslek tercihinde bulunacak ya da bu uygulamada üniversite öğrencilerimize gönüllü rehberlik yapmak isteyecek olan genç arkadaşlarımızı bu uygulamadan haberdar edin. Bu canlı yayın vasıtasıyla bunu paylaşarak sosyal medya üzerinden ya da ilgili haberleri paylaşarak bu uygulamadan haberdar etmeniz tabii ki onların yararına olacak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ne diyoruz? Katılın, birlikte yönetelim diyoruz. Çünkü İzmir Kent Konseyimiz böyle özel bir sloganla yürüyor. Biz kente halkın karar alma mekanizmalarına katılmasını önemseyerek katkı sunuyoruz. Turizmde, ulaşımda, Ar-Ge'de, yerelde kalkınmada, kültür sanatta, İzmir tarih ve kent araştırmaları gibi alanlarda birçok konuda beraber çalışıyoruz. Umuyorum bundan sonra da beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum.